Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Sayın Bakanlığı Bütçe Teklifi. Buyurun. Sayın Başkan, başkanım yeniden başlarsınız. Açın yeniden arkadaşlar süreyi. Sayın evet. Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu bütçede bilim, teknoloji, Ar-Ge yok. Sanayi yok. Üretim yok. Üreticiye destek, girişimciye teşvik hiç yok. Ne var derseniz, satılan fabrikalarımız, yok olan milli değerlerimiz. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan yerli ve milli fabrikalarımız AK Parti döneminde tek tek kapatıldı veya satıldı. Kendi kağıdımızı ürettiğimiz SEKA, dokumacılıkta bir dünya markası Sümer Bank kapatıldı. Yetmedi, şeker fabrikaları, Tüpraş, Petkimi, Tekeli onlarca fabrikayı zarar etti gösterip sattınız. Milli tank yapıyoruz dediniz. Tank paleti Katarlılara, ulusal güvenlik dediniz. Telekom'u Lübnanlı şirkete hediye ettiniz. Yerli ve milli sloganlar attınız. Ulusal güvenlik meselesi olan iletişimi ve savunmayı yabancılaştırdınız. Yerli milli otomobil yapacağız dediniz. Hiç üretilmeyen Saab modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız. Varlık fonunu kurdunuz. BOTAŞ'ın, Türkiye Petrolleri'nin, Etimaden'in, Türksat'ın hesaplarını denetim dışı bırakıp yönetimine el koydunuz. Sayın Bakan, sanayiciye verilen destek ile övünüyorsunuz. Üreticilere verilen destek kredisi 100 milyon dolar dahi değil. Beşli çeteye verilen ihalelerin bedeli 250 milyar doları aştı. Hortumla aktardığınız kaynak ve garanti bedeller yetmedi. Vergi affı getirdiniz. Sadece bir şirket için 422 milyon TL'yi vergi borcunu sildiniz. Akıldan uzak betona yatırım anlayışının sonucunda sanayici üretimden uzaklaştı. Üreticilik değil, rantçılık makbul oldu. Hal böyle olunca sanayici diyor ki, yapayım bir AVM, vereyim kiraya, gidip Bodrum'da, yazlıkta yatayım aşağı. OSEV'lerin çoğu boş. Fabrikalar ya satlık ya kiralık. Allah'ınız var. Fabrika yapmadınız ama koca koca AVM'lerle doldurdunuz ülkeyi. Milleti AVM'lere mahkum ettiniz. Küçük esnafı yok ettiniz. Sayın Köktaş, rica ediyorum lütfen. Değerli milletvekilleri, bu bütçe sanayicinin derdine çare olmaz. Finansmana erişim zor. Enerji fiyatları uçtu. Sanayicinin kullandığı doğalgaz %200, elektrik %65 arttı. Ham madde ithal. Elimizde olan ham madde ise yurt dışına gidiyor. Siz ihracat arttı diye dört takla atıyorsunuz. Bir sanayi politikanız dahi yok. Lojistik maliyetleri inanılmaz boyutlarda. Üretici vergi yükü altında eziliyor. Yılbaşından bu yana sanayide maliyet artışları %55'i aştı. Siz de enflasyonu düşüreceğiz hayalleriyle milleti oyalıyorsunuz. Siz sanayiciyi sağ mal inek gibi görüyorsunuz. Sağ sütünü bitiremediniz. Sanayicinin ödediği vergiler yetmedi. Toplayıp tehdit edip bağış yapacaksınız dediniz. Bu gidişle korkarım, sütü bitince de etinden faydalanacaksınız. Geliyor dediğiniz yerli otomobil, yerli uçak, yerli tank, uzay mekiği ve uçan araba için verdiğiniz tarihler ise hep bir sonraki bahara kaldı. Yıllardır umut satıyorsunuz, umut. Bu bütçeyle eller gider ayağa,
siz gidersiniz yaya. Söylediniz onca yalan, her yeri ettiniz talan. Yalanlarınızdan arda kalan, kapanan işletmeler, satılan fabrika... Tamamlayın sözlerinizi. Ülkeyi terk etmek isteyen gençler, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.